Karatay Sözü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Bugün yine leptin hormonunun devamını açıklamak istiyorum ve neler yapmamız gerektiği esas konu bundan ibaret olacak. Tabii ki temelinde ağrılarımızın giderilmesi, baş ağrılarımız, bel ağrılarımız, kronik kas ağrılarımız, diz ağrılarımız. Bir de ek olarak gece ayaklara giren kramplar ve gece tabanlarda yanma. Bunlar neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bunlar vücutta bütün hormonların dengelerinin, normal dengelerinin bozulmuş olduğunu gösteriyor. Bunlar bir hastalık belirtisi ve bir tek ilaçla, bir tek hormonla bunların düzelmesine imkan ve ihtimal yok. Temelin, ana temel bu sorunu yaratan, sağlık sorununu yaratan, bu şikayetleri yaratan ana temelin düzelmesi lazım. En önemli belirtilerden biri de şimdi moda oldu efendim. Ayak sendromu diyebiliyorsunuz. Bunlar hepsinin temelinde hormonal dengesizlik, mineral eksikliği, vitamin eksikliği, yağ eksikliği ve sağlıklı protein eksikliği yatmaktadır. Bunları düzeltmek için de kendi elimizdedir ve bunları düzeltmek için de kendi beslenmemiz çok önemlidir. Ve de tekrar söylüyorum, biliyorsunuz yediklerimiz Hipokrat'ın dediği gibi ilaçlarımız olacak, ilaçlarımız yiyeceklerimiz olacak. Bunları açıklamak istiyorum. En başta tabii bütün bunları senelerden beri ben söylüyorum. Bütün kitaplarımızda da bunu yazdık. Başta Karatay Diyeti kitabında leptini ve insülini çok iyi anlatıyorum meraklısına. Karatay Sözü kitabında ve aradaki 8 kitabı da bu nedenle yazdım efendim. O halde sağlıklı yağlar vücuda girecek. Sağlıklı hayvansal yağlar vücuda girecek ve sağlıklı zeytinyağı, yani ağaç yağı, bitkisel yağ değil, vücuda girecek. Soğuk sıkım zeytinyağıyla besleneceğiz. Efendim, ağrılarımızın giderilmesi için, ama bütün vücut ağrıları, diz ağrıları, bel ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları kronik de olsa mutlaka, daha önce de söyledim, kelle paça veya kemik suyu mutlaka yenilecek. Neden? Çünkü kelle paçada ve kemik suyunda hayvansal kolajen var. Yani protein, kolajen protein demektir. Hayvansal yağ var ve müthiş mineraller var. Yani vücudumuzun ihtiyacı olan mineraller var. Eğer ayağınızda huzursuz bacak sendromu varsa mineralleriniz eksiktir. Bir tek şey eksik değildir. B vitamininiz eksiktir. D vitamininiz eksiktir. Tüm vitaminleriniz, bunlar eksiktir. Onun için kelle paçadan korkmayacağız. Her gün mutlaka yaz kış içerseniz ağrılarınız mutlaka diner. İlaçla bunlar geçmez. Ağrı gidericilerle geçmez. İkincisi, vitaminler çok önemli. D vitamini olmazsa ve B vitaminleri olmazsa sinirlerde yapılanma olmaz, düzelme olmaz. Ve yapılan araştırmalar gösterildi ki insan vücudundaki bütün hücrelerimiz 3 ayda bir yenileniyor. Yaşa başa göre, yaşlarda daha geç olabiliyor şey olarak. Bu 3 ayda bir hücreler normal fonksiyonlarını tamamladıktan sonra ölüyorlar. Normal ölüm. Biz buna apoptosis diyoruz. Ama onun yerine yeni hücreler yapılıyor her organımızda, her hücremizde, her sinirimizde. Ve bu yeni hücreler yapılıyorken sağlıklı yapı taşlarını biz arz edersek vücut yavaş yavaş kendini toparlıyor. Öyle bir gecede, iki gecede, bir ayda olmaz. Ve ağrılarımız giderek azalıyor. Ağrı, kronik ağrı biliyorsunuz en büyük insan yaşamını etki eden, yaşam kalitesini kötüleyen en büyük sebeplerden biri. Bunu ve bunu da yapanların başında daha da önce söyledik, stres geliyor. İç stres, stres, bunları daha önce de anlattık. Ama temel olarak bir kere beslenme çok önemli. D vitamini çok önemli. Çünkü hücrelerin, özellikle sinir hücrelerinin yapısı bozulduğu zaman biliyorsunuz sinir hücrelerinde ağrı yapan proteinler üretiliyor. Vücudun her hücresinde bu proteinler üretildiği zaman hücreler sağlıklı çalışmıyor. Bu nedenle tabii ki mineral mutlaka dengeli olarak girecek. Dengeli minerallerine kristal kaya tuzu. Kristal kaya tuzunu kullanmaktan korkmayacağız. Tansiyonlu hastaları dahi tansiyonu yükseltmez. Sakın korkmayın. Kristal kaya tuzu mineral tuzdur. Mineraller bilhassa tansiyonu dengeler. Yüksek tansiyonu normale getirir. Halsizliğinizi giderir. Ve hücrelerdeki iletiyi güçlendirir. Sinir hücrelerinin yapımının normal hale gelmesini güçlendirir. Ayrıca bunun içinde
Yine sağlıklı su içmemiz lazım, mineralli su içmemiz lazım. Bir de vücudumuzu alkali yapmamız lazım. Yani bu genel prensipler bunlar ve bunları da Karatay Sözü kitabında nasıl yapacağımızı açıklıyorum. Sabır edeceğiz, sabırlı olacağız. Bir ay da geçmez, 16 ay da geçmez. Ve de şöyle bitirelim. Sabret gönül, bir gün olur bu ağrı biter. Çektiğim ağrılar canım gün olur geçer. Hepinize ağrısız, mutlu, güzel uykulu, huzurlu günler diliyorum efendim.